düşünüyorum. Kendimize dikkat ediyoruz. Kendimize dikkat ederken çevremize de dikkat ediyoruz. Hem kendimizi koruyoruz hem çevremizi koruyoruz. Ama zorlu bir süreç. İnşallah bunun üstesinden ülke olarak geleceğiz. Onun için herkesin çok sağduyulu, hassas ve bu konuya ciddi bakması lazım ve önlemlerini çok ciddi bir şekilde alıp yoluna devam etmesi lazım. Çünkü bu bir hastalık. Daha tedavi süreci devam ediyor. Anlaşılmamış ama sonuçta bizi rahatsız ediyor, ülkeleri rahatsız ediyor. Bu konuda biraz daha ciddi olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Normalleşme süreci de başladı. Yavaş yavaş kafeteryalar, sahiller, lokantalar da açılacak yarın itibariyle. Tabii önlemli olarak hani mesafeler korunarak parklara bile şeyler çizildi hocam. Böyle yuvarlaklar 1,5 metre aralıklarla. Çok enteresan bir döneme girdik artık. Eskisi kadar da rahat olamayacak insanlar. Sanki hayatımız biraz değişti gibi. Şöyle biz tabii bu kurallar insanlar için konuluyor. İnşallah uyarız. Biz millet olarak zor bir milletiz biliyorsun. Uyuma konusunda kurallara biraz sıkıntılar yaşıyoruz ama ciddi anlamda buradan duyuru yapmak lazım ki hassas bir konu, ciddi bir konu, çok önemli bir konu. Çünkü sağlık, gerisi hikaye. Her şeyi yerine koyabilirsiniz. Sevgili Okan getirebilirsiniz, yerine koyabilirsiniz. Ama sağlığı getirip yerine koyamıyorsunuz kaybettikten sonra. Onun için rica ediyorum insanlarımızdan özellikle buradan Trabzon halkına çok iyi niyet duygularımı sesleniyorum. Lütfen kurallara uyun. Kendiniz sağlıklı olabilirsiniz. İnanabilirsiniz sağlıklı olduğunuz ama yanınızdan geçen olmayabilir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Yani kendinizi korurken etrafı da korumanız lazım. Bu kurallara uymamız lazım. Açıkçası söylenmesi gereken konu bu. İnşallah hep beraber kurallara uyacağız. Hocam sanki şey vardır değil mi? Biz Türk'üz bize bir şey olmaz. Hani şeyi vardır bizde. Onda bile artık pek işe yaramadığını bu pandemide de görmüş olduk. Evet yani yok her insan her şey olabilir ama yaradan ne diyor siz tedbirini alın takdirini bana bırakın diyor. Lütfen hassas olalım ve tedbirli olalım kurallara uyalım. Yani çok basit bir şey bu. Maske tak deniliyorsa takın yani bundan gocunmayın bundan rahatsız duymayın takın yani ne olacak yani. Yani maske bu bana bir şey olmaz. Öyle düşündüğümüz zaman zaten oluyor bu konuda hassas olmalıyız. Evet hocam, pandemi süreci yaklaşık 2 aydır yeni bir hayat tarzı. Bu arada şunu da söyleyelim, Haber 61 TV'den, Facebook'tan ve YouTube hesabından bizi izliyorlar. Oldukça da fazla bir ilgi var şu anda yayınımıza. Arkadaşlarımız da, izleyicilerimiz de isterlerse size sorularını yöneltebilirler. Ben hepsini teker teker okumaya çalışacağım. Bunu da belirtmiş olalım. Artık futbola dönelim. Siz bizim açıkça şahsi olarak samimiyetle söylüyorum efsanemsiniz. Teşekkür ederim. Belki de lise yani yaşınız da ortaya çıkmasın belki hocam ama Yok lise söyleme zamanlarında 68'iyim. Yok 68'im. hocam lise zamanlarında ben çok iyi hatırlıyorum. Topa sizin şöyle bir hafif bir eğilmeniz vardı. Topa gerildikten sonra oradan bir hız alıp gelip kalçadan bir topa vuruşunuz var. Ya ben onu hep yapmaya çalışmışımdır. Olmadı tabii. Olmadığı için şu an gazetecilik yapıyoruz. Olsun, o da güzel bir meslek, çok güzel bir meslek. Sağ olun hocam. Yani çok şükür sevdiğimiz bir meslekte. En azından sizin gibi efsanelerle de bir şekilde buluşuyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Hocam şimdi futbola gelelim. Futbolda bir ara verildi. Şimdi 12 Haziran'da da ligler başlayacak artık. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ara verilmesi, yeniden başlanması, aradaki siz bir eski futbolcu olarak ve şimdi bir futbol adamı olarak, teknik direktörlük de yapmış biri olarak nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şöyle zaten sezon başından 2 ay öncesine kadar çok iyi giden bir Trabzonsporumuz vardı. Çok güzel bir kadrosu var Trabzonsporumuzun. Başında da bizim kardeşimiz Hüseyin Çimşir hocamız var. İnşallah başarılı olur, şampiyon olur. O çalışmasını taşlandırır. Ben kalpten, yürekten buna söylüyorum. Kendisine de geçen 3-4-5 gün önce söyledim.
sadece işini odaklan, enerjini işine ver. Farklı şeyler hiçbir zaman gündeme getirme, kimseye cevap verme, işine odaklan. Bu kadro şampiyon olabilecek bir kadro. Fakat iki ay bir dinlenme süreci oldu. 2,5 ay neredeyse olacak. Şimdi o formda takım acaba bu 2,5 ay öncesi ve sonrası boş kaldıkları zaman çalıştılar mı? Bireysel olarak kendilerini hazır tuttular mı? Bunlar çok çok önemli. Zaten takım halinde çalışmaya başladığınız zaman çok şeyleri beraberinde halledebiliyorsunuz, çözebiliyorsunuz. İnşallah umarım hazır gelmişlerdir, başlamışlardır. Ama zor bir süreç tabii. 2,5 ay top oynamamak, tek başına çalışmak bir şey ifade etmez. Futbol ekip oyunu olduğu için beraber çalışmalısınız, beraber olmalısınız. Dolayısıyla bu sürecin inşallah biz hep şunu söylüyorduk. Bu o sene bu senedir diyorduk. Yani kadro açısından bakıldığı zaman müthiş bir kadro Trabzonspor'un. Çünkü ben şunu çok söyledim. Atanıyla tutanı çok iyi Trabzonspor'un. Bu büyük bir şans. Ona yan faktörler de eklenince Trabzonspor çok güçlü bir kadro yapısıyla ligde mücadele ediyor. Futbol adına savaşıyor ve güzel işlere imza atıyor. Bunda aktör oyuncular var. Yan aktörler var. Bir sürü etken sayabiliriz ama Trabzonspor tabii şampiyonun en büyük adayı. Şu an zaten lider. İnşallah bu süreci iyi geçirip Haziran 12'ye kadar 12'sine kadar tam full bir motivasyonla, konsantrasyonla başlangıç yapar. Gönlümüz tabii ki çok uzun zaman oldu şampiyonluk yaşamama sevincimiz. İnşallah Hüseyin Çimşir hocamız da bu şampiyonluğa son verirler. Biz de dışarıdan o takımın bir bireyi olarak, ferdi olarak oynamış ve o takımı tutan, seven biri olarak kimliğimiz olan Trabzonspor'un şampiyonluğunu hep beraber alkışladık. Ama bu süreç bütün takımlar için zordu, zor da geçti. Şimdi Malatya Spor'da geçen okudum 6 tane oyuncu da çıkmış. Bunlar ne olacak, nasıl olacak? Zorlu bir süreç ama bu kalan 8 maçı inşallah Trabzonspor seyircisi de oynanacak. Bu da bir dezavantaj Trabzonspor için. Bütün takımlar için olduğu gibi bizim için de çok zor. Ama bu kadro yapısıyla Trabzonspor'un şampiyonluğu sonuna kadar kovalayıp göğüsleyeceğine inanıyorum. İnşallah bunda başarılı olurlar. Bu süreç şöyle oldu. Üçüncü devre gibi bir şey oldu aslında. Hani ilk yarı bitti. İkinci yarı bir kamp yapıldı. Üçüncü devre oldu ama bunda bir kamp yapılamadı doğal olarak. Takımlar yeni yeni bir haftadır. Trabzonspor daha önceden gerçi başladı ama yeni yeni başladılar. Burada bundan sonra hani bir sakatlık riskini nasıl görüyorsunuz hocam? Hazırlık maçı da yapamıyor takımlar. Şimdi zaten Trabzonspor'umuzun bir kurgusu var, oyun kurgusu var. Yani oyuncu kalitesi de var. Demin de söyledim. Gerçekten atanı ve tutanı çok iyi. Müthiş bir kalecimiz var. Çok maçta maçın seyrini değişti, kaderini değiştirdi. Charlotte diye bir oyuncu geldi. Kimse bundan bu kadar başarı beklemezken olağanüstü bir performans sergiledi. Çünkü karakteri sağlam bir oyuncu. Hem gol atıyor, hem gol attırıyor, hem arkadaşlarına yardımcı oluyor, hem defansa gelip top çıkarıyor. Onun daha ötesinde Sosa diye bir lider var. Takımı yönlendiren, çok iyi bir abilik yapıyor. Ben Beşiktaş'ta oynarken hiç onu kaleye gelip top çıkardığını görmemiştim. Ama Trabzonspor'da 60 metre top kovalıyor, kornerden top çıkarıyor, ileri geri koşuyor. Yani o genç oyunculara aslında müthiş bir örnek olarak sahada. Her maç süper mi oynuyor? Hayır, her maç süper oynamıyor ama oynadığı her maçta bir şeyler katıyor. Gol atıyor, attırıyor. İşte o mücadelesiyle oyuncuları, diğer oyuncuları oyun içinde tutuyor. Düşen takımı bazen ayaklandırıyor. Vakayeme var, olağanüstü oynuyor. Bazen sizin de takdir edersiniz ki her maç o da süper oynamıyor ama öyle maçlarda ortaya çıkıyor ki müthiş performans ortaya koyuyor. Ekuban çok güçlü, o da katkı sağlıyor. Yani gerçekten Trabzonspor'un çok güçlü bir kadrosu var. Bu kadro çok şeylere imza atabilir. Ama bu dediğin üçüncü dönem bu. Ne getirecek, ne götürecek hep beraber göreceğiz ama biz hani duygusal olarak da bakıyoruz. İstiyoruz ki Trabzonspor'umuz kalan maçlarını kazansın, şampiyon olsun.
biz de Faroz Menderen'de tekrar lastikleri yakalım, sevinelim, mutlu olalım. Ama bu tabii bir isteğimiz sadece. Bunun için oyuncuların bu kalan bu süreci saha içinde bu iki periyodu geçip üçüncü periyotta daha fazla performans sergilemeler lazım. Çünkü her şey futbolcularda bitiyor. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın, yönetim olarak, teknik ekip olarak kaderiniz hep oyuncuların ayaklarındadır. Onun için oyuncuların burada ben inanıyorum ki çok bilinçli bir şekilde hazırlanıyorlar ve çok da istiyorlar şampiyon olmak. Çünkü performans olarak da hak ediyorlar. Taraflı tarafsız herkesin gönlünde Trabzonspor'un çok iyi performans gösterdiği ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğu söyleniyor. Geçenlerde Cenk Tosun'un açıklamasını gördüm. O da Trabzonspor'u favori veriyor. Çünkü Trabzonspor oynadığı oyunla, o enerjiyle verdiği mesajla ben evet şampiyon olacağım mesajı veriyor. Bunu oyuncular inşallah başaracak. Hocam sorular yağıyor adeta. Size selamlar da var. Mesela Volkan Atasoy demiş çocukluğumuz Sami Gol diye geçti. Önceden Hami Frikik'ten topun başına geçtiği zaman penaltı var diyorduk. Şimdikiler penaltı atamıyor diye. Böyle güzel mesajlar geliyor. Hatta öyle bir şey vardı değil mi hocam? Siz topun başına geçtiğinizde Trabzonspor penaltı kazandı hikayeleri vardı. Vallahi sevgili Okan, öncelikle teşekkür ediyorum mesajlarına, dostların, Trabzonspor'u sevenlerin mesajlarına. Şöyle ben Trabzonspor için elimden gelen her şeyi vicdanımda rahat yaptığıma inanıyorum. Tabii gönlüm şampiyonlukta yaşamak istedi ekiple, takımla beraber ama Allah nasip etmedi. Ben buna çok inanıyorum. Evet, böyle bir heyecan verdi ki, Türk insanına böyle bir heyecan verdi. Çünkü dikkat ederseniz insanlar, oyuncular artık her yerden topa vuruyorlar ben vurduğum için. Ama benim bir şansım vardı. Ben çok çalışarak çok isabetli vurmaya başladım ve bunun genelinde gol oldu veya çok tehlikeli oldu. Çok nadir dışarı gitmişti toplar. Ya direkten dönmüştür ya da gol olmuştur. Böyle bir heyecan verdik. Bu heyecanın da insanlara geçmesi tabii çok güzel bir şey. Şimdi istiyorlar ki şimdi oynayan oyuncular da hep böyle vursun ama tabii o bilemiyorum. Bir yetenekle alakalı bir şey. Hocam yetenek tamam. Yetenek kısmını cebe koyuyoruz ama biz o zaman internet yoktu tabii ki. Gazetelerden okuyorduk. Hami Mandıralı antrenman sonrasında bu sürekli frikik çalışıyordu diye okuyorduk. Doğru, yani bu doğru. Bir de çalışmanın önünü. Yani sadece bu yetenekle olacak bir şey. Hani tamam, yetenek Allah vergisi olabilir de. Şöyle Okan, yeteneği birinci sıraya koyacağız. Eyvallah ama çok doğru. Hep aynı şeyleri söylediğim için tekrarlamak istemedim. Evet, ben idmandan sonra arkadaşlarım elbiselerini, kıyafetlerini giyip gittiği zaman ben... Çünkü tesisler sahanın yanı. Beni de sonuçta Trabzon çok yakın, evlerimiz çok yakın tesislerimize. Yani acele edeceğim veya beni kovalan kimse de yoktu, kalıyordum. Kendimi geliştirmek için şut atıyordum ve bunun karşılığı olarak bunlar oldu. Bu güzel goller oldu. Bu goller de hem Türk futboluna hem Trabzon halkına seyretmeyi Allah bana nasip ettirdi. Ve ben de bunun için çok şükrediyorum Yaradan'a ki bana böyle bir özellik verdi. Böyle bir çalışma azmi, hırsı verdi. Ben bunun karşılığını attığım güzel gollerle Trabzon halkını sevindirerek, vicdan olarak da rahat olarak, mutlu bir insan olarak şimdi izliyorum. İstiyorum tabii diğer arkadaşlar da. En azından her vurdukları gol olsun veya tehlike yarasın ama bu çalışmayla ilgili bir şey. Evet, tekrar. Eğer çok iyi olmak istiyorsa genç kardeşlerimize de buradan bir tavsiye olsun, bir mesaj olsun. Eğer çok iyi olmak istiyorsanız lütfen kalın, eksik olan yerlerinizi giderin. Bunun için de çok çalışın. Bu çok çok önemli. Yani oldum dediğiniz anda olmadığınız ortaya çıkar. Kimseye bir şey olamaz çok çalışmadan. Hep üstüne koyarak gitmeniz lazım. Bunun için de dediğim gibi kalıp idmandan sonra eksik taraflarınızı gidermeniz lazım çalışarak. Hocam Trabzonspor'a geri döneceğim. Tekrar da şu mesajı okumak istiyorum. Çocukluğumuz Volkan Atasoy yazmış. Çocukluğumuz Hami Gol diye bağırmakla geçti. Bir nesil sayesinde Trabzonsporlu oldu. 200 gol atıp şampiyonluk yaşamaması içimizdeki yaradır diye evet. Bir mesaj göndermiş. Şimdi doğru. 220 ligde gol. 100 golde kupalarda, Avrupa'da 23 gol. Bunlar tabii bir futbolcunun bireysel olarak yaşayabileceği çok güzel şeyler. İşte Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en fazla gol atan ikinci oyuncusuyum. Bu çok çok önemli.
Ama bu araya bir şampiyonluk tabii olsaydı olağanüstü olacaktı ama demin de dedim ya yaradan takdir etmedi. Çünkü çok çalışıp 95-96'nı hafızalarında insanlar canlandırsınlar. Belki de o yılın en iyi maçı Fenerbahçe maçıydı ama bir hafta önce sonrasına gidelim. Van maçında aslında belki de şampiyonluk gitti. Kendi sahamızda yenildiğimiz Van maçında. Ama müthiş oynadığımız Fener maçında öne geçmemize rağmen 1-0. Ama ikinci yarı 1.5 geldi Fenerbahçe. 2 tane gol attı bize. Ve şampiyonluk uçtu gitti ve Trabzonspor'un başarı çöküşü ondan sonra bayağı uzun sürdü. İşte onun için diyorum ki o sene bu senedir inşallah bu arkadaşlarımız, futbolcu kardeşlerimiz biz yaşamadık ama onlar bize bu şampiyonluğu yaşattırır. Biz de ellerimiz böyle acırcasına alkışlarız onları. Hocam ben bu soruyu daha ileriki zamanlarda soracaktım ama siz 96'dan bahsedince Ne yapayım? Konu konuyu açıyor 96 gidiyorsun işte öyle. evet aynen güzel de oluyor hocam. Ben böyle seviyorum aslında. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Evet. 96'dan bahsedince 96'da şampiyonluk elden kaçınca takım bir dağıldı. İster istemez moral mental olarak da dağıldı. Oyuncu olarak da dağıldı. Geliyoruz bu tarafa yine 2010-2011'de şampiyon oldu Trabzonspor ama yaşananlarla beraber takımda yine bir sıkıntı oldu. Acaba şöyle bir korkunun içine girer miyiz? Hani şampiyon olacak Trabzonspor. Yürekten inanıyoruz bu sene ama olası bir durumda yine böyle bir şey olur mu? Korkalım mı o durumdan? Yani gönlüm olmamasından yana tabii. Yani sonuçta futbol. Yani bireysel bir oyun değil. Takım oyunu. İşte siz çok formdayken bazen formda olmazsınız. Diğer takımlar formda oluyor. Sizi işte yakalıyorlar, yeniyorlar ve şampiyon oluyorlar. Bu şimdi dünyanın sonu değil diyeceğim. Farklı anlaşılır mı diye düşünüyorum ama Aslında soruyu sonuç sorarken ben de farklı anlaşılır mı diye biraz şey sordum ama. şundan yani sonuçta tabii futbol her zaman var olacak, devam edecek. Trabzonspor da var olacak, devam edecek. İstiyoruz tabii biz bir duygusal da bir halk olarak, Trabzon halkı olarak uzun zamanda şampiyonluk görmemiş, yaşamamış ve özellikle genç jenerasyon bizi çok seviyorlar ama tutmak bazı Trabzon aileleri var mesela İstanbul'da yaşayan çocukların çoğu Trabzon'u tutmuyor. Eğer böyle bir şampiyonluk yaşarsak biz bu sezon onlar tekrar geri dönüş yapabilir. Onun için şampiyonluk önemli. Camianın tekrar ayağa kalkması için önemli. Belki o zaman daha da güçlü olacağız. Belki daha güçlü insanlar kulübün içinde olacak. Daha bundan daha belki iyi oyuncular takıma katacağız. Ve ondan sonraki o süreç şampiyonluktan sonra süreç zaten kendiliğinden gelir. Çünkü kadro bozulmaz. Çok az insan gider belki ama yerleri daha güçlü oyunculara takviye edilir. Bu süre, bu devamlılık devam eder. Bu kadroyla ilgili bir şey. Kadroyu bozmazsanız, doğru takviyeler yaparsanız Trabzonspor her zaman şampiyonluğun en büyük adayı. Yani sen Anadolu'dan çıkacaksın, İstanbul'un üç büyük takımına kafa tutacaksın. Abilerimiz 7 defa tuttu, çok kupalar aldılar, şampiyon 7 defa şampiyon oldular. Bu oluyormuş demek. Yani illa özünde özü olması şart değil. Doğru, karakteri sağlam, futbolu aç, başarıyı aç oyuncuları bir araya getirirseniz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Futbolcuları ayakta tutan, diri tutan, şampiyonluğun içinde, yarışın içinde tutan tabii yönetim başarısıdır. Yönetim eğer şartlarını zamanında yerine getirirse oyuncu da mutlu olur. Mutlu oyuncu da sahada performans sergiler. Şimdiki bu sezona bakıyoruz. Yönetim kurulu elinden gelen fazlasını yapıyor. Oyuncular mutlu. Bir sıkıntı duymadım ben şimdiye kadar. Demek ki mutlu olan oyuncu yönetim işbirliği, taraftar bütünlüğü, beraberliği Trabzonspor'u hep olayın içine tutuyor ve bu zirvenin başında tutmaya da devam ediyor. Onun için bozulmaması lazım. Ben 95-96'da evet o şampiyonluğu kaybettik. Takım dağıldı. Dağılmaması lazımdı. Çünkü bir şey yakalamıştık. Artık biz Türkiye Ligi'ne futbol olarak damga vuran bir Trabzonspor olarak bir İvme kazanmıştık ama bunu koruyamadık ve dağıldık. İnşallah bu sezon, inşallah şampiyon olursa önce onu söyleyeyim. Ha olmadı, takımı dağıtmamak lazım. Tekrar o güçlü kadronun içine takviyelerle tekrar lige hazırlanıp şampiyonluk için tekrar savaşmak lazım. Hocam sizin 2015-2016'ydı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Trabzonspor Teknik Direktörlük göreviniz 17 maça çıktınız. Evet. O
acaba orada ki futbolcu kadrosu belki sizin şanssızlığınız mıydı? Hani onu ben öyle yorumluyorum ama siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Şu anda bir kadro kalitesi var. Sizin az önce söylediğiniz şeyle de bağlamaya çalışacağım. Futbolcular çok da sorun çıkaran oyuncular değil. Mesela bir pandemi yaşanıyor. Kimse şey yapmıyor. Charlotte ülkesine gidiyor. Geliyor 14 gün karantinada kalıp takıma katılıyor mesela. Yani böyle bir karakterli bir oyuncu topluluğu da var Trabzonspor'da. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sizin döneminiz ya da daha önceki dönemler ve şimdi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Trabzonspor'a teknik adam olarak Mustafa Akça ile beraber döndüm. Yani giriş yaptım teknik adam olarak. Mustafa Hoca ile çalıştık. O son 14 maç kala ayrıldı. Ben devam ettim. Yani bu teknik adamlık aslında benimki teknik adam olarak mı değerlendirsem, bir abi olarak mı, Hami Mandıralı olarak mı, bir isim olarak mı? Ben hocalıktan ziyade biz 14 maçı o oyuncularımıza kalan 14 maçta oyuncularımıza abilik yaptık. Tabii ki evet hocayız ama abilik yaptık. Arkadaş olduk. Samimi davrandık. Dürüst olduk. Onlar da çıktılar. Olağanüstü performans sergilediler. Bazı maçlarda 5 attılar, 6 attılar ve o sezon 4. olduk. UEFA'ya gittik. Ben isterdim ki, beklerdim ki o 4. olan takım devam etsin. Ben de devam edeyim. Doğru takviyelerle zirveye oynayalım ama o dönemin başkanı biliyorsunuz İbrahim Acısunoğlu yabancı hocaya getirdi. Alozic'i getirdi. Evet. Yine düzen bozuldu. Yani o gelmeden 20 oyuncu alındı. Yine takım havadan uzaklaştı. Böyle olunca da bir düzen kurulmuyor. Yani Trabzonspor'da istikrar olmadı. Yani hem yönetimde olmadı, hem oyuncu grubunda olmadı, hem teknik adamlarda olmadı. Şota geldi, Tolunay Hoca geldi. Hepsi farklı farklı gönderildi. İşte ben geldim, farklı farklı gönderildik. Sonuçta bir istikrar olmadığı için bunda bir sıkıntı yaşadık. Yani bu kadroya bakıldığı zaman gerçekten son yılların en iyi kadrolarından bir tanesi. Sıkıntılı oyuncular vardı. Onlar da gönderildi. Çok güzel bir aile ortamı var Trabzonspor'da. Bu süreci hem yönetim iyi yönetiyor, hem oyuncular sağ performansıyla hocalarına destek oluyorlar. Güzel bir aile ortamı var. Yani bu kadro Okan olabilir yani. Başarabilir. Biz inanıyoruz ama demin de ifade ettim. Kaderimiz oyuncuların beyinlerinde ve ayaklarında. Çünkü beyinlerinde düşünceleri ayaklarına indirecekler. O Allah versin meziyetlerini Trabzonspor'un şampiyonluğu için kullanacaklar. Ve o tacı takacaklar. Biz de gururlanacağız. Hocam çok bu konuda soru geldiği için soruyorum. Hami hocamız dik oyna sloganı, Hami hocamızın dik oyna sloganını unutmadık diyorlar. O bir kere herkesin aklına kazındı. Dik futbol oynatan bir hoca yeniden hocalığa dönecek mi? Teknik direktörlüğe dönecek mi? Bir planı var mı gelecekle alakalı diye? Sorular çok geliyor. Ben de size iletiyorum. Şöyle söyleyeyim. Biz Juventus'ta oynuyorduk İtalya'da. Tabii Juventus dünya devi bir takım. Mesela maç başladı. Çok güzel gidiyor maç. Biz tabii yenildiği zaman kimse sana bir şey diyemez. Yani çünkü konuşta karşınıza Juventus diye bir takım var. Ama oyunculara dedim gidin çıkın keyif alın. Kendinizi gösterin. Trabzonspor'u burada iyi temsil ederim. Öyle bir ikinci yarı oynadı ki harbiden dik oynadı Trabzonspor. Olağanüstü futbol oynadı. Gol attık, golümüz verilmedi. Fakat sonuçta Juventus yenildik. Ve maçtan sonra da şunu söyledim. Hep yenen takıma hocaları farklı farklı şeyler söylüyordu ama ben dedim yenildiğimiz için oyuncularımıza şunu söyleyeceğim. Oyuncularımız için. Biz bugün burada dik oynadık. Futbolu dik oynadık. Çünkü bizim orada dedim horon dik oynadık. Futbolda bugün dik oynadık. Ve müthiş bir insanlarda enerji patlaması oldu bu sloganda. Şimdi ben forvet oyuncusuyum. Tabii ki defansı sağlam tutacaksınız. Ama futbol hücum oynayarak kazanılan bir oyun. Yani defans yapılarak kazanılan çok az maç kazanabilirsin ama hücum oynarsan, ofansif oynarsan şansın daha fazla olur. Onun için bu kadronun hücum gücü çok güçlü. Başta da söyledim, kalecisi çok güçlü ama hücum daha güçlü. Sağ, solu, ortası birbirini tamamlıyorlar. Birbirlerine çok destek oluyorlar ve gol bölgelerinde çok da becerirler. Ve çok da pozisyona giriyorlar. Onun için hücum futbolu oynatmak, tabii her insanın kendine göre bir felsefesi var. Benim düşüncem bu.
felsefe mi? Hücum oynayalım. İnsanlar oynadığımız oyunu beğensinler, keyif alsınlar ve keyif alırken de kazanalım. Ben şu an tabii Trabzonspor'dan sonra tabii hiçbir yerde görev almadım. Çünkü olmadı, bir kısmet olmadı. Şu an milli takımda göreve başladım. İnşallah bu pandemi süresini atlattıktan sonra bir aksilik olmasa Ümit milli takım hocası olarak görev yapacağım. Onu bekliyorum. Ama milli takıma şu an milli takım çalışanıyım. İnşallah bunu orada devam ettireceğim. Tabii ki hayalim tabii Süper Lig'de hocalık yapmak. Bunun için de bekliyoruz. İnşallah o da olur diye ümidimiz var. Hocam böyle güzel mesajlar. İnanın şu anda Facebook'tan size övgü dolu mesajlar geliyor. Ben onların hepsini okumuyorum. Ekstradan atarım. Gerçekten güzel şeyler var. Çünkü tek tek isim okumam gerekecek. Ama çok güzel mesajlar var. Hatta bir tanesini şöyle diyor. Mesela Avrupa'da Taç Hocası diye bir şey vardı. Mourinho'nun da yanılmıyorsam ekibindeydi. Hami Hoca frikik hocası olsa en az 30 golümüz var diye de bir enteresan bir mesaj göndermişler. Hocam şimdi dönelim Trabzonspor'a tekrar güne. En başta söylediniz tabii futbolcular nasıl çalıştığı önemli dediniz ama Trabzonspor pandemi öncesinde gerçekten yükselen bir performansı vardı. İyi bir performansı vardı. Aynı performansı devam etmede zorluk yaşar mı sizce? İşte yaşamaması lazım. Çünkü dedim ya insanlar bir kere kendileri profesyonel olmak zorunda. Bu 2,5 ay süresinde tek kaldıklarında en azından fiziksel olarak çalıştılar mı? Çalışmışsalar bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü takım oyuna girdikleri zaman performans, kondisyon olarak, moral motivasyon olarak hazır olurlar. Bu da takımın birliğine, diline yansır. İnşallah, umuyorum çalışmışlardır. Yani yoksa çalışmamışsalar sıkıntı yaşarlar. Bugün paylaştın, Abdülkadir'in bir mesajı var işte. 20 dakikadan sonra yoruldu falan. Eğer bu bireysel olarak söylenmişse sıkıntı yok. Ama takım olarak sıkıntı yaşıyoruz demişseler, diyorsalar sıkıntı var. O zaman 12'sine kadar çok zamanda yok yani. Burada 12 gün, 13 gün falan kaldı yani. Onun için her şey futbolcuların kendi çalışmalarıyla, özverileriyle ilgili, ne verecekleriyle, ne katacaklarıyla ilgili. Bunun için onların iyi niyetine kalmış Trabzon halkı, Trabzonspor başarısı. Biz iyi olacaklar diye düşünüp öyle mesajlar vermeye çalışalım. Ben bu oyuncu grubunun, demin de sen de söyledin, çok karakterli bir oyuncu grubu. Bu karakter sahaya yansıyacak. Çünkü bence her şey karakter. Her şey karakter. Başarı da karakter. Başarı da karakter ortaya koyar. Umuyorum bu karakterli oyuncu grubu güzel şeylere imza atacak ve başaracaklar. Hocam seyircisiz maçlar. Trabzonspor'da %50'si seyirci desteği diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani sahanın içinde olan sizdiniz. Onu nasıl hissettiniz? Bu nasıl etkiler? Futbolu nasıl etkiler? Trabzonspor nasıl etkiler? Ya seyircisiz futbol sessiz filme benzer. Yani bir keyif olmaz, bir anlamı olmaz ama böyle kural bu. Yani ülkenin bulunduğu durumdan dolayı, bu pandemiden dolayı seyircisiz oynayacak. Bunu bir kere oyuncular kabullenecek. Seyirci olduğu zaman oyuncular kendilerini gösterme, beğendirme adına daha çok mücadele ederler. Şimdi seyircisiz maç oynanacak, taraftarsız oynanacak. Çünkü taraftar biliyorsun takımın 12. adamı ve gücüdür. Durduğu zaman takım ayağa kaldırandır. Her anında takımı ateşleyendir. Dolayısıyla buna bir kere oyuncular kabullenecek. Seyirciyi unutacaklar artık. Ama seyirciler dışarıda da olabilir. Mesela stadın dışında olabilir, bağırabilirler. O bir motivasyondur. O bile bir değişkenliktir. O bile bir katkı sağlayabilir Trabzonspor takımına. Bakalım inşallah her şey güzel olacak. Hocam dediğim gibi siz de Trabzonspor'da teknik direktör olarak ya da sizin deyiminizde abi olarak bir görev aldınız. Gençlere şans verdiniz. O konuya daha sonra geleceğim ama şu an Ünal Karaman lige başladı. Şu an Hüseyin Hoca devam ediyor. Ama sürekli de bir Trabzonspor taraftarından ne yaparlarsa yapsınlar bir eleştiri alıyorlar.
Yani bu herhalde Trabzonlu teknik adamların kaderi olarak mı tanımlasak bilmiyorum. Hani nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Sevgili Okan, o eleştiri alan bizleriz. Trabzon kökenli. Yani kimliğinde Trabzon yazanlar. Aslında insanlar şunu çok iyi bilmeli. Ya, ora bizim memleketimiz. Ben daha önce de söyledim. Bizim Allah gizine versin. Bu dünyadan göçtüğümüz zaman bizim mezarımız da orada olacak. Hepimizin mezarı orada olacak, Trabzonların. Yani bu Trabzon çocuğuna, Trabzon insanına, bu Trabzonluların bazı kesimlerin hepsini buna katmak mümkün değil. Çünkü beni de çok seven var, sevmeyen var. Hüseyin'e de aynı şey geçirilir ama dışarıdan gelenlere bu baskı asla olmuyor. Aynı şey mesela Tolunay'a da yapıldı, Şota'ya da yapıldı. Ama kendi çocuğuna daha acımasız oluyor Trabzon halkı. Halbuki Hüseyin de orada enerjisiyle içinde ne varsa bilgi birikim takım için harcamaya çalışıyor. Halbuki sen ona köstek olacağına destek olman lazım. Çünkü böyle bir kadro yakalamışsın, böyle güçlü bir kadro. Bu kadronun başında Trabzon'un çocuğu var. Bir evladı var. O takımda oynamış, ter akıtmış. Ne için böyle yaparlar? Niye bize böyle yaptılar? Yapmaya devam ediyorlar? Onu bilmiyorum ama ben kardeşime onu söyledim. Hüseyin kardeşime, hocama. Kulağını tıkayacaksın. Bütün enerjini takıma vereceksin. Adaletli, adil olacaksın. İnandığın doğru şeyler yapacaksın. Kimseye de cevap vermeyeceksin. Kulağını tıkayacaksın. Bu kadro güzel bir kadro. Bunu kimse göz ardı etmesin. Bu harbiden çok çok önemli bir kadro. Önemli oyunculardan kurulu bir kadro. Bu kadro başarabilir. Hüseyin Çimşir'le başarsın. O zaman şampiyon olduğu zaman bu taraftarlar Hüseyin'i eleştirenler, acımasız eleştirenler şampiyonluğu alkışlamayacaklar mı? Belki de ondan çok daha fazla alkışlayacaklar. Onun için biraz daha saygı hak ediyor Trabzon'un hocaları. Hocam siz görev aldığınız dönemde genç oyunculara fazlasıyla şans verdiniz. Hatta yani tırnak içerisinde kullanayım, yanlış anlaşılmasın, çoluk çocukla mücadele gibi bir durum oldu. Yani çocuklarla mücadele, daha doğrusu çoluk kısmına özür diliyorum da çocuklarla mücadele ettiğiniz gibi gördük. Size ilk yaptığınızda belki alkışladılar, sonra da kızdılar. Ama onun meyvelerini bugün aldık, alıyoruz. İşte Yusuf gitti, Abdülkadir çok üst bir bonservise gidecek, Uğurcan çok üst bir bonservise gidecek giderlerse. Bu oyuncu grubundan 3-4 kişi çıktı. Zaten budur herhalde. Yani hepsinin bir anda çıkması mümkün değildir. Şu anki politikayı nasıl görüyorsunuz transferde? O zaman ki ile karşılaştırdığınızda, o zaman siz belki de tek başınıza mücadele ediyordunuz. Bu şimdi yönetimin de öyle bir politikası var. Ama altyapı yine dışarıdan genç oyuncular katılıyor. Balıkesirspor'dan alındı, yeni imza atıldı. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle ben özellikle ilk sezonum tabii daha güzel geçmiş. İkinci sezon ben göreve çağrıldığım zaman bana çok insan gitmedi ama şunu unutmasın o bana gitmediği insanlar. Benim kimliğim Trabzonspor. Biz şartlar konuşmadan Trabzonspor aşkıyla, sevgisiyle koşa koşa gideriz dedik ve gittik. Ama dediğin çok doğru. Sen çocuk diyorsun ama genç çocuk diyelim onlara. Genç çocuklarla Yani ben savaşlar. tırnak içinde söyledim hocam. Yanlış Evet, bir şey varsa da özür doğru dilerim. söylüyorsun. Savaşlar, Melihler, Semihler, böyle 5-6 tane isim, bazen ismini unuttum. Böyle, harbiden genç çocuklardı yani. İsim oyuncular da vardı ama ben o isim oyunculardan ziyade o çocuklarla yola devam ettik ve 8. olduk. Sonuçta o çocuklar benden sonra hepsi gitti. Bir tek Abdülkadir'le şey kaldı, Yusuf Yazıcı kaldı. Diğerleri hep başka yerlere gönderildi. Bir Ramazan oynattım bir Konya maçında. Olağanüstü oynadı. Dediler ki bunu nereden buldun? Sezon baştan beri o takımın içindeydi. Fakat o çocuğu da tık 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 yapıp birden böyle paketleyip gönderdiler. Yani bu çocuklara sahip çıkmamız lazım. Başta da söyledim. Türk futbolunun ve Trabzonspor'un bana göre kurtuluşu bu gençler olacak. Trabzon evet Türkiye'nin bana göre Brezilya'sı. Dünyada Brezilya diye bir ekol varsa Türkiye'nin Brezilya'sı da Trabzon. Çok oyuncu yetişiyor. Sadece bunlara güvenip inanıp forma teslim etmek lazım. Bak onlar seni mahcup eder mi? Ama bazı şeyleri de düşünmek lazım. Yani evet her zaman olmaz. Yani 7 tane genç çocuğu da sahaya süremezsin.
o zaman tehlike çanları çalabilir. Biz olgunların içine bu kardeşlerimizi yerleştirdik ve güzel şeyler yaptılar. Ben hatırlarsanız Zeki Yavru sağ bek oynuyordu. Ben orta saha oynattım. Bir maçtan sonra, Kayseri maçtan sonra Lampard oldu. Lig TV'de evet. Şansal Büyük abi yorumcular. Zeki Lampard Zeki yaptılar. Ben de dedim ki haftaya Cerrah olursun böyle devam edersin. Ama biz o çocuklarımıza sabırlı, hoşgörülü davranmadık. Bir gün maç izliyorum İstanbul'da dernekte. Zeki bir hata yaptı. Yerin dibine sokuyorlar Zeki. Dedim ki ayıp. Aynı şeyi yabancı oyuncu yapıyor. Ona bir şey demiyorsun dedim yani. O bizim uşağımız. Ya bu suç mu? Trabzonlu olmak suç mu kardeşim? Bu formayı giymek suç mu? Bizim için onur, gurur, kimlik, şahsiyet, karakter, kendini ifade etme şekli Trabzonspor. Bundan daha ötesi olamaz ki yani. Sen bizi niye sahiplenmiyorsun da? İlle yabancı hastalığı var. Tabii ki yabancıların iyilerini biz de seviyoruz. Bize bir şota geldi. Ben belki gol kralı olacaktım ama atacağım golü atmadım. Onu attırdık. Ben attırdım. Arkadaşlarım attı. Onu gol kralı yaptık biz. Biz de o iyileri seviyoruz, sahipleniyoruz. Ama kendi çocuğumuzu da bu kadar ezmeyelim. Yani şimdi Yusuf Rize maçında ben oynattım. 2 gol attı. Antalya maçında aynı Yusuf sahada yoktu. Bu değişkenlik yani yaratabilir, yaşatabilir bu oyuncular. Ama teslim olmayacağız. Bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Bunların üstüne gitmemiz lazım. Bunları koruyup sahiplenmemiz. Yani adama 500 lira verirken benim çocuğuma 50 lira verme. Olmaz. Evet. Yani o da bir insan. O da bir karakter, bir kimlik. Onu ezme yani. O da çünkü sahada onun kadar mücadele ediyor. Yani ona 500 verirken ona 50 lira veremezsin yani. Dolayısıyla bu sezon takımın başarılı olmasında yönetim, başkan ve yönetimin çok büyük katkısı var. Çünkü belli ki dengeleri güzel tutmuşlar. Kurmuşlar. Bu da oyuncuların sahada mutlu olmasını sağlıyor ve bu mutluluk demin de dedim ki başarıyı getiriyor. Çok çok önemli bir şey. Hem iyi oynuyorlar, hem taraftar mutlu, hem camia mutlu, hem de tabelada skor olarak tabeladaki yeri olarak birinci sıradasın. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bu yönetim başarısı tabii, hoca başarısı ve oyuncuların başarısıdır. Çok çok daha önemlisi 12. adamın başarısıdır. O zaman hepimiz birlikte tek yumruk olacağız. Bu takımı en kötü zamanlarda ayağa tekrar kaldıracağız. Oyun olarak kötüyken. Sonuçta lideriz. Bazen kötü oynayabiliriz. O zaman sen devreye gireceksin. Şimdi seyircisiz bence stadın etrafı doldurulabilir insanlarla. Oradan dışarıdan bağırılabilir. Desteklenebilir. O sesi duyan oyuncu tekrar eski gücüne tekrar performansını zirveye çıkarabilir yani. Bu da olabilecek bir şey. Olmayacak bir şey değil. Herhalde o da yasak değildir. Hocam yorumlara da bakıyorum sizi bir taraftan dinlerken. San Marino maçını söylüyorlar. Hani o rekor kıran şutunuz vardı. Evet. İnsanlar gerçekten sizle alakalı çok ince ayrıntıları hatırlıyorlar. Yani müthiş bir hafızada yer edinmişsiniz. Evet hocam şimdi... Şöyle bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'a tabii çok özel oyuncular geldi. Ama ben de Trabzonlu olarak orada yetişen bir onların kardeşleri, abileri, oyuncular, eski oyuncular olarak ben de özel bir oyuncu olarak geldim ve onlar için özel şeyler yaptım sahada. Özel güzellikler onlara sundum. Bu da çok çok önemli bir şey. Onun karşılığı sevgi, saygı tekrar geri dönüyor. Bu çok çok beni mutlu ediyor. Çünkü benim Trabzonspor'dan başka bir düşüncem, aşkım, kimliğim yok. Biz her şeyimizi Trabzonspor'un üzerine koyduk. Bize çok güzel şeyler sunuldu ama o Trabzonspor'un, o bordo mavi renklerin bizdeki gücü, sevdası o çok çok ekonomik şeylerden daha kıymetliydi. Ve biz bunları hep yaptık. Gözümüz kapalı yaptık. Çünkü ben Trabzon aşığıydım. Bunun için insanların bana ilgi, sevgi göstermesi, saygı göstermesi çok güzel. Çok teşekkür ediyorum senin aracılığında o insanlara. Hafızalarda kalmak güzel bir şey tabii. Anılmak çok güzel bir şey. Hocam maddiyata değişmediniz dediniz de onunla alakalı bir anınız varmış herhalde. Hocamız anlatsın diyorlar. Sürekli mesaj geliyor. Daha önce bir programda anlatmışsınız galiba. Ya şimdi tabii eskileri bir daha değişmenin anlamı yok ama şöyle bir şey söyleyeyim. Çok güzel tabii teklifler de geldi. Ama ben ne bileyim Trabzon'un hamisiydim. Yani Trabzon'un bir futbolcusuydum. Orayı çok seven, sahiplenen, koruyan her türlü şartlarda, her türlü platformda, televizyonda olsun, yazılı, görsel,
her yerde Trabzonspor'la ilgili biri olumsuz bir şey söylediği zaman ben farklı bir kimliğe bürünüyordum. Savunma mekanizması hemen ön plana giriyordu. Dolayısıyla oranın küllerinden doğan bir oyuncu olarak insanlarımıza futbol adına güzel şeyler sunmak çok çok ekonomik değerlerden daha kıymetliydi benim için. Ben hocalık yaptığım dönemde de bana sunulan ekonomik şartları size söylesem dersiniz ki pes, ama hiç önemli değil. Ben Trabzonspor'u hiç zaman maddiyat olarak görmedim. Çalışma olarak gördüm. Oraya bir şeyler katabilme olarak gördüm. Tabii ki para kazandım. Bunu inkar edemem tabii. Yani sonuçta insanım, ailem var, yaşayacağım, ama para benim için Trabzonspor hiç zaman birinci sırada olmadı. Hep Trabzonspor'un o bordo mavi renklerin gücü, taraftarın o formaya gösterdiği saygı, güç, sevgi beni hep ayakta tuttu. Çok sallandım. Oynarken de çok sallandım oyuncu olarak. Ama asla yere düşmedim hiçbir zaman. Hep dimdik ayağa kalktım. Tekrar dönüşüm her zaman muhteşem oldu. Ben hep üzüntümü, sen de demin söyledin başta. Evet, bu kadar güzel şeyi bir şampiyonlukla taçlandırsaydım kariyerimde bir şampiyonluk da olacaktı. Olağanüstü bir şey olacaktı, ama ne yapalım? O da bizim şeyimiz olsun, nazarımız olsun diyorum. Hocam yine tekrar Trabzonspor özeline dönersek, şu anda Trabzonspor transferler açıkladı. Hüseyin'i ve Bilal'le beraber sözleşme uzattı. Pereira ile sözleşme uzattı. Novak ve Sosa'yla sözleşme zemini arıyor. Şöyle bunu şarja takayım, böyle elimde alarak pil için kapanabilir. Şöyle hem de konuşsam ben dinliyorum. Çünkü biterse taraftarımıza saygısızlık olmasın. Bir saniye, çok özür diliyorum. Tabii hocam, sizi bekliyoruz. Buyurun. Şarja şunu takayım da. Şurada oturayım, şuraya takayım bir saniye. Evet Okan'ım, şöyle oldu mu bilmiyorum. Oldu hocam, oldu. Her türlü olur sizde. Bu arada sakal da yakışmış diyor izleyicilerimiz. Şimdi böyle olayım, tamam. Ne bileyim, bu dinlendirdik, yüzümüzü dinlendirdik, öyle söyleyeyim. Güzel, sakal da yakışmış. Çok kesmesin diyen çok var, onu söyleyeyim hocam. Ben aracı olarak görevimi yapayım. Bu pandemide dinleniyorum Okan, bakalım. Hocam dinlenin, bomba gibi de dönün inşallah. İnşallah. Onu soruyordum, transferde Sosa ve Novak'la anlaşma zemini aranıyor. Pereira ile uzatıldı. Bilal ile Hüseyin'in opsiyonları kullanıldı. Balıkesir'den biri prensipte, iki tane genç oyuncu alındı. Nasıl bir değerlendirme yapacaksınız bunlarla alakalı? Şimdi hep şunu söylemek çok daha doğru diye düşünüyorum. Eğer bir yönetim, teknik ekip, oyuncu grubundan memnunsa kadroyu bozmanın bir anlamı yok. Sonuçlar ne olursa olsun. Çünkü bir kurgu yapmışsın takım adına, bu tutmuş. Oyun kurgusu, oyuncu kalitesi, karakteri tutmuş. Ha gönül istiyor, tabii şampiyon olalım bu kadroyla. Eyvallah, tutarsın, ama olmadığı zaman da tutabilirsin. Şimdi Sosa'yı başta söyledim. Evet, çok güzel bir karakter sergiliyor. Çok olumlu şeyler kattı Trabzonspor'a. Katmaya da devam ediyor. Ama yaş da gidiyor. Yani bazen çok çok önemli oyuncular çok farklı ekonomik olarak isteklerde bulunuyorlar. Bu takımın, bu kulübün bir bütçesi var, bir gücü var. Bunun dışına çıktığınız zaman dengeler alt üst oluyor. Bu sefer diğer oyuncular rahatsızlık duyuyor. Bu oyuncuların da rahatsızlık duymaması için dengeleri kurma adına eğer şartlarda, kulübün şartlarına uyarsa tabii ki anlaşsınlar. Novak da çok güzel şeyler yaptı Trabzonspor'a. Bir sol bek bir takım için bu kadar önemli olur mu? Evet, Novak önemli. Çok çok kritik goller attı. Büyük maçlarda puanlar kazandırdı. Görev anlamında da, oyun anlamında da çok güzel şeyler yapıyor. Pereira geldiğinden beri çok çok güzel şeyler kattı, ama bu sezon özellikle bu sinirsel olarak, agresiflik olarak biraz hem kendine hem takıma zarar da veriyor. Onunla biraz tabii yönetimin oturup biraz daha sakin olması konusunda konuşması lazım diye düşünüyorum. Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Hüseyin'i de ne kadar görev verirsen en iyisini yapmaya çalışıyor. Bunlar tabii karakterli oyuncular. Karakter demin de söyledim, belirleyici unsur bana göre. Zaten yetenekler olmasa takımda olmazlar, alınmazlar.
Bir de eğer oyun olarak ortaya güzel şeyler koydukları zaman, karakteriyle bunu bütünleştirdikleri zaman zaten hem bizi hem camiamızı hem takımı mutlu ediyor. Hocam Sherlock konuşmadan da Olmaz. Bitiremeyiz yani, olmaz. Merak ediyorum, bir golcü olarak, siz de bir golcüsünüz. Sherlock'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Sherlock, aslında bu soruyu biraz kızacaklar bana da, Sherlock yani adam oynadığı hemen hemen her maçta gol atmış. Gol atmadığı Süper Lig'de 2 ya da 3 takım vardı, tam sayısını hatırlamıyorum. Bir golcü olarak sizden dinlemek isteriz Sherlock'u. Şöyle, bir kere güzel bir adam. Yani güzel yürekli bir adam. Bunu sahada her hareketinde görebiliyorsunuz. Bir kere tüm enerjisini takım için veriyor. Rakiple uğraşmıyor, ilgilenmiyor. Faul yapılıyor. Mesela bir maçta kırmızı kart mı gördü? Orada bile hani itmişti. Yani orada bile itmemek için eline gelen her şeyi yaptı ama itti. Yani o kadar güzel bir adam ki. Bu güzel adam performans olarak da goller atmaya başlayınca daha da büyüdü. Değeri de büyüdü. Şimdi Trabzonspor bana göre yani tabii ne yapıp ne kadar para ya alınacaksa Sherlock'u elinden kaçırmaması lazım ki yarınlarda daha büyük paraya onu elden çıkarabilir ve kulüp çok büyük para kazanabilir. Yani Sherlock geldiğinden bu zamana kadar Trabzonspor'a istediğinden fazlasını vermiştir. Bu kalan maçlarda da bana göre en büyük faktör, en büyük etki olarak Sherlock'u gösterebilir. Çünkü yanındakileriyle, takım arkadaşlarıyla müthiş bir uyum içinde. Hocam orada güzel de bir ses duyduk. Bizim küçük bir köpeğimiz var. Davidov, onu ses çıktı. Kusura bakmayın. Ya estağfurullah, hoşumuza da gitti. Yani sizden ilgi mi bekliyor acaba? Zamanlı mı çalıyoruz bilmiyorum. Yok. Okan bugün çok gürüttüm onu. Yoruldu, uyuyordu. Artık kapıda böyle bir ses duyunca sesi tepkisi var. Ondan dolayı böyle havlama yaptı. Ama olağanüstü bir enerjisi var. O bizim arkadaşımız oldu, dostumuz oldu yani. Evin bir maskotu oldu yani. Ondan sporumu yapıyorum, yürüyüşlerimi. Öyle bir havlama sesi duyduk, evet. Buradayım dedi. Hocam yani. hava sıcak diyorsunuz. Bu ismi ne miniğimizin bilmiyorum ama. Davidov. Onun da zamanından almayalım. Birkaç soru da sizi meşgul edeyim. Sonra da kolunuz da ağrımasın. Telefonda tutuyorsunuz herhalde. Ya önemli değil, sorun değil. Ben değiştiririm elimi sonra. Bundan sonra fark etmez yani. Biraz da bundan sonra. Şöyle hocam, şeyi soracağım bireysel olarak, mesela Sherlock konuştuk, Vakayeme konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani Yattara'nın biraz yavaşı mı ama yaptığı işler bakımından daha aynı etkiyi sağlıyor mu, ne düşünüyorsunuz? Okan, şimdi ben diyorum ki lan, ben oynasaydım şimdi Allah'a şükür ortalarımız sağdan soldan fena değildi, bu Sherlock herhalde daha fazla gol atardı. Şimdi onu unuttum söylemem, böyle bir silahımız var bizim Okan. Fakat çok az orta atıyoruz. Halbuki sağdan soldan orta atsak Sherlock 3 mü atıyor? Belki 4-5 atacak. Belki her maç daha fazla gol atacak. Onun için bunu da buradan söyleyeyim. Lütfen biraz daha fazla orta atalım. Sağdan soldan Sherlock gibi kulemiz var. Evet, çok doğru. Yatlara özel bir oyuncuydu. Evet, tribünleri coşturan bir oyuncuydu. Seyir zevki yüksek bir oyuncuydu. Daha hızlıydı. Vakayeme'ye göre daha hızlıydı. Fakat Vakayeme'de çok kolay top kaptırmayan, top ayağında çok iyi kollayan, koruyan, çok güzel çalımlar atan, ince çalımlar atan, zaten çok daha hızlı olsaydı belki de farklı yerlerde olurdu. Çünkü olağanüstü özellikleri var. Zaman zaman evet çok verimsiz olduğu maçlar da oldu ama öyle kritik maçlarda devreye girdi ki, sahne aldı ki, hem golleri attırdı hem golleri attı. Yani o da karakterli bir oyuncu. Ben uzaktan gördüm. Yakından bir tanışıklığım yok. Uzaktan bana verdiği hissiyat, o da bir karakterli bir oyuncu. Sorunsuz bir oyuncu. Bu karakteri bugün çok kullandık kelimesini ama bence bu takımın kilidi karakterli oyuncuların fazla olmasına yana. Yani bizim iki Abdülkadir'imize bak. Savaşlarına bak. Hüseyin'imize bak. Onların savaşlarına bak. Bunlar o takım için bir kıymet, bir enerji, bir başarı istikrarı diye düşünmek lazım, söylemek lazım. Ama
Ekuban'ı da unutmayalım. Ekuban da çok güçlü adam. Çok evet. Güzel işler yaparken sakatlık yaşadı. Ama dönüşünde evet katkısı var. Ama attığı golleri belki atamıyor. Onlar da belki bu 8 maçta, kalan 8 maçta atacak. Hocam geçmişe dönersek çalıştığınız futbolculuk döneminizde çalıştığınız en iyi futbolcu sizce kimdi? Bugün kimle kıyaslarsınız? Hoca kimdi, kimle kıyaslarsınız? Onunla alakalı sorular da geldiği için bunları da hızlı hızlı sorayım istedim. Valla bizim 96'daki kadromuz özel bir kadroydu. Yani hiçbir oyuncu birbirinden... Hala da ezbere sayılır o kadro değil mi hocam? Tabii ben birbirinden ayırt etmek istemem ama özel biri vardı. Benim için özel biri vardı. Tabii o da yabancı oyuncuydu. Şota'mız özeldi. O özel bir oyuncuydu. Ama Orhan'ından, Tolunay'ından, Ünal'ından, Hamdi'sinden, Osman'ından, Cengiz'inden, İskender'inden, Lemis'inden, Soner'inden sayabildiklerim yani bu oynayanlardı çoğunlukla ama bu grup bir daha Nihat'ından, Metin Kaleci Metin'inden ama bunlar özel bir takımdı. Özel. Bizim o kadromuz da özeldi. Bu kadro özel olduğu gibi. Fakat bu kadro işte hepimizin istediği, beklediği o şampiyonu inşallah camiamıza yaşattıracak. Hocam yine çok soru geldiği için soruyorum. Bilal Başaçıkoğlu Trabzonspor'da faydalı olur mu? Uzatıldı ya onu soruyorlar sürekli. Ya sizce? Zannediyorum Hollanda'dan Kayseri'ye gelmişti. Hollanda takımlarından birini. Ben çok tanımıyorum onu ama bir Hollanda'da bir maç izlemiştim. Orada izlemiştim onu. Sonra Kayseri'ye transfer oldu ve çok oynamadı. Özellikli bir oyuncu, süratli bir oyuncu, kanat oyuncusu. Ama çok şans bulamadı. Bulursa belki o da kabuğundan çıkacak. Çünkü sprinter bir oyuncu. Öyle görüyorum, öyle onu hissediyorum. Oynaması lazım. Okan onun da şans bulması lazım. Biraz daha fazla çalışıp yer bulması lazım takımda. Patlama yapmasını beklediğiniz genç bir oyuncu var mı? Ya da öyle bir isim var mı aklınızda? Patlama Abdülkadir yaptı bu sezon. O da çok iyi giderken bir sakatlık yaşadı. Sakatlık yaşamasaydı belki daha da iyi olacaktı. Ama ben hep şunu söyleyeyim. Serkan Hasan'ı analiz edebildiniz mi hocam? Evet. Serkan Hasan konusunda. Onu geçen bir televizyonda çocukluğunu anlatırken sonradan fark ettim. Onu ben izlemiştim onun o röportajlarını. Küçük çocuktu o zaman. Şöyle stil olarak belki kanatta oynayabilir ama belki Trabzonspor bir sahibi kazanabilir. Eğer o iyi eğitilirse, iyi yetiştirilirse enerjisiyle, gücüyle, süratiyle iyi bir bek kazanabilir Trabzonspor. Ona da işte onun için diyorum ki kıymet vermemiz lazım. Yani tabii ki Sosa'nın aldığı parayı ona veremezsin ama o çocuğu da kıymetli kılma adına, değerli kılma adına, bir onur etme adına böyle ekonomik olarak desteklemek lazım. Hırslı bir çocuk. O yaşına rağmen, o fiziğine rağmen can siper anı oynuyor. Çok güçlü, çok hırslı. Böyle oyuncular var demek ki. Bunları da lütfen biraz daha sahiplenelim, değerlendirelim diye düşünüyorum. Hocam sohbete doyum olmuyor. Gayet de güzel gidiyor. Yani siz en başta yayından önce bana bir saat mi uzun falan dediniz ama şu an bir saati doldurduk. Evet. Öyledir bu işler. Bunun tekrarını istiyorum hocam. Yani mutlaka bir kere daha bu programı yapalım. İlgi çok güzel. Hiç o izleyici sayımız hiç düşmedi. Şu anda ben sayısını da görüyorum. Yorumlar geliyor. Gerçekten çok seviliyormuşsunuz. Ya benim efsanemsiniz. Vay be. Temmuz'da inşallah Trabzon'a geleceğim. Orada yaparız inşallah. Tamam hocam sözü aldım. İnşallah. Allah nasip ederse tabii ki. Oldu. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Davidov'tu değil mi? Köpeğinize de selamlarımı... Davidov. Pardon özür diliyorum. Ona da selamlarımızı iletelim. Bize bu akşam zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün Trabzon'uma buradan selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Kendine var mı? Hani böyle sormayı unuttuğumuz, söylemek istediğiniz bir şey. Yok yok. Lütfen Trabzon'un, canım Trabzon'un kendine iyi baksın. Lütfen kurallara uyalım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.